Ayşegül, ikisi için de mutlu ol, mutlu ol, mutlu ol. Diyorum ki bu öğlen bana gel bir şeyler yapalım. Bakarız. Günaydın Selim. Günaydın Ayşegül. Ay şunu günaydın deyip hiç vakit kaybetme Selim. Hem sen Selim'le birlikte yazdığımız ilk yazıyı okudun mu? Yo, okumadım. Ama ikinizin adına da gerçekten çok sevindim. Okuyan herkes muhteşem diyor. Hatta müdür Dilaver bundan sonra siz hiç ayrılmamalısınız dedi. Ya. Ha, öyle mi dedi? Ama ne kadar güzel demiş. İnşallah hiç ayrılmazsınız. Hadi oradan, yemezler canım. Şu an kıskançlıktan çatlıyorsun. Ama daha dur. Daha Selim'le birlikte neler neler yapacağız. Bakalım o zaman da bu kadar mutlu olabilecek misin? Hadi gidelim Selim. Olacağım, olacağım. Uf! Ya yavaş ya. Kusura bakma Ayşegül, bu Murat koluma galiba müsilajcık atmış. Benim tuvalete gitmem lazım. Ha, öyle mi? Senin adına da çok sevindim. Dün akşamki yemek çok güzeldi, değil mi? Ya. Ay, bu Hulki Hoca da nasıl kilitlendi güzelliğime. Adam güzelden anlıyor tabii. Ya, Dilaver de nasıl anladı böreğin dokunduğunu, elini karnıma koyar koymaz. Ay, o da tıptan anlıyor vallahi. Ayşegül, ne o gözündeki? İmaj için takıyorum da. Of ya Ayşegül, haşır huşur, haşır huşur. Bir uyutmadın beni ya. Ya kıskançlık tedavisini arıyorum ama bir türlü bulamıyorum. Şu siyah gözlüklerini çıkarıp bir bakmayı denesen. Eyvah, kıskançlıktan yeşermişsin Ayşegül. Yemyeşil olmuşsun. Yapma ya, demek kıskançlık krizin bu kadar ilerledi. Vah vah vah. İşte şimdi bittin sen. Aa, kıskançlığın tedavisi. Ne yazık ki yoktur, yaşanır ve geçer. Of ya. Ya bu kitapta her şeyin tedavisi vardır. Ama istediğim şeyin tedavisi yok. Sakin ol Ayşegül. Yat dinlen biraz, iyi bir uyku çek. Ya tabii. Sonra uyanayım, Selim ve Tuğçe'nin mutlu olduğunu göreyim, öyle mi? Duman, ben Selim'le konuşmaya karar verdim. Ona her şeyi açıkça söyleyeceğim. Önce Toygar ve Cenk'le aramda bir şey olmadığını anlatacağım. Daha sonra da Can'ı çağıracağım ve Selim'e onu çok sevdiğimi söyleyeceğim. Sonra da Selim bana, ben de seni çok seviyorum Ayşegül deyip boynuma atlayacak. Sonra da ne olacak? Dolayısıyla Can da kağıdı yırtıp atacak. Ve böylece Selim'le ömür boyu mutlu olacağız. Harika. Hadi git şimdi bu dediğini yap. Da, ya Selim beni sevmediğini söylerse? Of, döndük yine başa. Ayşegül. Ayşegül. Aa, ne habersiniz? Ne işiniz var sizin burada? Ayşegül. Ayşegül, bu ne hal? Kıskançlık seni yemiş bitirmiş. Ya da kontak lensleri mikrop kapmış. Ayşegül lens takmıyor ki. O zaman kıskançlık yemiş bitirmiş. Evet. Ve de o yüzden bir süre Melda halamın odasından çıkmak istemiyorum. Aa, niye benim oda? Çünkü senin odan benim odamdan daha güzel ve daha büyük. Abla, bu kıskançlık hastalığı çok ilerlemiş. Senin o eciş büçüş odanı bile kıskanıyor. Ayşegül'cüm. Ayşegül'cüm, gel. Gel. Bak. Saklanmak bir çözüm değil. Kıskançlıktan kurtulmak için insanların arasında olman lazım. Senden daha fazla şeylere sahip insanları gördükçe bu duyguya alışırsın. Böylece de kıskançlıktan kurtulursun. Of, Melda hala, sen her konuda ne kadar da bilgilisin. Ya çok kıskanıyorum senin bilgili olmanı. Ay abla, bu kız iflah olmaz, baksana şu haline. Ay Selda, Ayşegül'cüm, sen şu anda etrafındakileri kıskanabilecek bir yaştasın. Ama inan, yaşlandıkça
olgunlaşıyorsun ve bu duyguyu kabullenebiliyorsun. Ay, bunu diyene bak. Dün akşam bu iki hoca bana melul melul bakarken güzelliğim karşısında nasıl fokur fokur fokurdamıştı, hatırladın mı? Dilaver Bey de benimle ilgilenirken karşımda kaynayan kimdi? Melda Hanım, siz kıskançlık duygusuyla acıma duygusunu birbirine karıştırıyorsunuz. Ya niye benim böyle didişebileceğim bir kız kardeşim yok? Ya çok kıskanıyorum ikinizi, çok. İnanmıyorum ya, sizi bile kıskanır hale geldim ben. Yok, ben mahvoldum. Yok ben. Hayır, olamaz. Ben buna dayanamayacağım artık. Hoş geldin Ayşe Gül. Deli Peri. Neresi burası? Kıskançlıklar Denizi. Kıskançlıklar Denizi mi? Hiç şaşırma yavrum, bu ismi ben takmadım. İyi de nedir burası? Yavrum, burası senin her şeye sahip olduğun, senden başka hiç kimsenin hiçbir şeye sahip olmadığı yer. Ne güzel bir yermiş burası. Niye beni daha önce buraya getirmedin? Ne haber Cenk? Hadi çalışın be, öf be. Ya Cenk, artık bir şey söyle ya. Yıllar oldu Allah aşkına ya. Çalışın, çalışın artık. Çalışın be. Bunlara ne oldu? Yavrum, bunlar imtihandan sıfır aldı. Bunlar okuldan atıldı, sokaklara düştüler. İnanmıyorum. Tebrik ederim hayatım. Sen bütün derslerden geçtin. Başarıyla mezun oldun. Müjdeler olsun. Ama bu hiç iyi bir haber değil ki. Otobüste kaçırdık. Kaçtı, senin yüzünden kaçtı. Kaçırdık. Hava da soğuk. Peki bunlara ne oldu? Yavrum, bunların babası iflas etti. Anladın mı? Bunların 5 kuruşu kalmadı. Bunlar böyle sokağa düştüler. Dilenci oldular bunlar. Ya hay Allah. Keşke onlar için yapabileceğim bir şey olsaydı. Var yavrum. Onlara sen yardım ediyorsun. Bu zavallılar senin verdiğin sadakalarla yaşıyorlar. Oo. Ne haber Selim? İyi değilim Ayşegül. Sırf sen Tuğçe'yle yazı yazmamı istemiyorsun diye Tuğçe'yle yazı yazmaktan vazgeçtim. Ama kendi yazdığım yazıları da bir türlü beğendiremedim. Böylece en büyük idealim olan yazarlıktan da vazgeçmek zorunda kaldım. Ama artık ben varım. Öyle değil mi? Evet, ama insanın kendi hayallerinin peşinden koşması kadar güzel bir şey yok. Neyse, boş ver. Artık senin... Ya Ferit enişte, ne olur bir şey yap. Ben böyle olsun istemiyorum. Bence istiyordun ve hala istiyorsun. Yok, artık istemiyorum. Neden? Çünkü başkalarının sahip olduğu şey benim sahip olduklarımın değerini azaltmıyor. Ya da başkalarının mutsuz olması beni mutlu etmiyor. O yüzden ben de başkalarının sahip olduğu şeyleri kıskanmayacağım artık. Aferin yavrum. Nihayet anladın şunu. Hadi ayıl artık, alanlar merak eder. Ayşegül, 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 iyi misin? İyiyim. Hem de çok iyi. Ayşegül, gözlerin düzelmiş. Evet, çünkü kıskançlık denizine gittim. Ve anladım ki başkalarının sahip olduğu şeyler benim sahip olduğum şeylerin değerini azaltmıyor. O yüzden artık hiç kimseyi kıskanmamaya karar verdim. Çünkü başkalarının mutlu olması beni de mutlu ediyor. Aferin sana. Ay Melda, hatırladım da. Biz de ne çok yüzerdik o kıskançlık denizinde. Ay evet, hatırladım. Melda, ben seni haksız yere kıskandım. Affet beni ne olur. Sen de beni affet. Aa, durun durun, ben bakarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.